Hüda Partisi Verek İlçe Teşkilatı olarak velilerden aldığımız şikayet üzere burada elektriğin birkaç gündür olmadığını ve elektriğin olmadığından dolayı suların da kesik olduğunu bilgisi bize ulaşmıştır. Biz de burada yaptığımız ziyaretlerle bunu teyit ettirdik ve burada birkaç gündür elektriğin olmadığı, elektriğe bağlı olarak da suların kesik olduğu, çünkü sular kuyulardan çekildiği için elektrik olmadığında suları akmıyor. Bundan dolayı öğrencilerin çok ciddi bir mağduriyet yaşadığı ve öğrencilerimizin lavabo gibi ihtiyaçlarını gidip yakında bulunan petrolden karşıladıklarını, hatta bazı okulların velilerin suyun gelmediğinden, elektriğin gelmediğinden dolayı kapatıldığını, birkaç gündür okula gelmediklerini, gönderilmedikleri şikayeti bize ulaşmıştır. Biz de Hüdapar ilçe teşkilatı olarak buradan yetkililere seslenmek istiyoruz, çağrıda bulunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz pandemiden dolayı mağdur olmuşlar. Bir de bizim çözmediğimiz sorunlardan dolayı mağduriyet yaşamasınlar. Ve bu öğrencilerimizin sorununun bir an önce çözülmesi noktasında çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu öğrencilerimizin, okullarımızın sorunlarını çözün. Çünkü burada 5-6 tane okul var ve buna bağlı olarak pansiyonlar var. Ve burada çocuklar ısınma sıkıntısı yaşıyor elektrik olmadığından dolayı. Su sıkıntısı yaşıyor ve temizlik sıkıntısı yaşıyor. Su olmadığından dolayı okullar temizliği yapılamıyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen öğrencilerimizin bu sorunu bir an önce çözün. Yani ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Yani pansiyonda kalıyorum. Yani yemeğimiz çıkmıyor. Yani duş alamıyoruz. Yani tuvaletin en yakın petrollere gidiyoruz. Yani sıkıntımız büyük. Yani yetkililerden yardım istiyoruz. En yakın zamanda bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz yani. Derslerimize gerekli katkıyı sağlayamıyoruz mesela. Elektrikler olmadığından dolayı akıllı tahtalar çalışmıyor. Akıllı tahtalar çalışmayınca hani doğal olarak biz de derslere çalışamıyoruz. Hani yazıyla da yapamıyoruz bunu. Akıllı tahtaların olmasını istiyoruz. Bir an önce yetkililerden yardım istiyoruz. Sudan dolayı lavabolarımızı kullanamıyoruz. Lavabolarımızı kullanamadığımız için en yakın petrollerden lavabo ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bunun da bir an önce çözülmesini istiyoruz ve yetkililerden yardım istiyoruz. Yani bir öğrenci velisi olarak çocuklarımız şu anda ciddi şekilde mağdurlar. Yani bu pandemi sürecinde, bu hijyenikin makul olduğu bir dönemde suyun olmaması çok abes, elektriğin olmaması gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ya yani burada öğrenciler gerçekten mağdur. Dün öğrencilerimiz, işte hocalarımız bize para verip biz daha petrole gidip para alıp oradan abdest almışız. Yani bu da ciddi bir sıkıntı. Bu mağduriyetin biraz önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz önce çözülmesi gerekiyor. Son zamanlarda pandemi dönemini geçiriyoruz ve bu pandeminin en büyük özelliğinden birisi de hijyenin olmasıdır. Maalesef şu anda okulda öğrenciler yaklaşık olarak bir haftadır su akmadığından dolayı bu hijyeni bir türlü sağlamıyorlar. Bunun için yani yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekiyor. Eğer gerekmediği sürece de öğrenciler ister istemez başka yollara başvururlar, okul dışına çıkıyorlar. Öğrencilerimiz gidip petrollerde orada burada su ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yetkililerin bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz. Çözüm bulunmadığı takdirde öğrencilerimizi maalesef okullara göndermeyeceğiz.